Merhabalar. Benim ismim Baki Demirel. Yalova Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesiyim. Dün açıklanan büyüme rakamlarını ve Kasım ayı enflasyon beklentilerini Forex Haber için değerlendirmeye çalışacağım. Büyüme tarafına baktığımız zaman ikinci çeyrekteki sert daralma sonrası, 9,9'luk sert daralma sonrası krediye dayalı parasal genişleme iç talebi arttırmış ve bunun sonucu olarak da iç talebe dayalı olarak da 6,7'lik bir büyüme gerçekleştirmiştir. Üçüncü çeyreğin büyümedeki katkısı %15,6'dır. Bu büyümenin kompozisyonuna baktığımızda sermaye stokunda 8 çeyrek sonrasında bir artış olduğunu görmekteyiz. Fakat bunun sermaye ithalatına dayalı olduğunu, yani yurt içi üretimden çok sermaye ithalatına dayalı olduğunu düşündüren verilere sahibiz. Aynı zamanda stoklarda da bir önemli artış olduğunu görmekteyiz. Diğer taraftan iş gücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payında azalma olduğunu görmekteyiz. Bunun da sebebi istihdamdaki kayıplardır. Büyük ölçüde istihdamdaki kayıplardır. Şimdi yani dolayısıyla bu büyümeyi iş talebe dayalı ve istihdamsız olarak tarif edebiliriz. Diğer taraftan ihracatın büyümeye katkısının negatif olduğunu görmekteyiz. Ve bu negatif katkı ikinci çeyreğe göre daha fazla olmuştur. Yani daha olumsuz bir katkı vermiştir ihracat büyümeye. Buradaki en büyük sorun da dış ekonomik koşulların, özellikle Euro bölgesindeki zayıflamanın ve kötü ekonomik koşulların dış talebi sınırlandığını düşünmekteyiz. Yine ihracata konu olan mallarımızın düşük ve orta teknoloji yoğun mallar olması ve bu mallara yönelik rekabetin yüksek olması da dış talebi kur artışına rağmen sınırlandıran faktör olmuştur. Geleceğe yönelik olaraksa, yani bundan sonra ne olur diye baktığımızda, dördüncü çeyrek ve sonrasında parasal sıkılaştırmaya bağlı olarak, Merkez Bankası'nın son dönemde uyguladığı parasal sıkılaştırmaya bağlı olarak kredilerdeki artış hızı yavaşlayacaktır ve hatta tersine dönebilir. Aynı zamanda pandeminin ikinci dalgasının ekonomiyi tekrar kapatma noktasına gelmesi de iş talebi sınırlandırabilecek bir faktördür. Benzer şekilde yani istihdamdaki azalış da yine iş talebi sınırlandırabilecek, geleceğe yönelik olarak iş talebi sınırlandıracak bir faktör olabilir. Küresel koşullarda belirsizlik devam etmektedir. Özellikle Euro bölgesinin ekonomik koşullarındaki olumsuzluklar sürmektedir. Burada tabii aşı çalışmalarının verimli olması, yaygın şekilde kullanılması ve özellikle Türkiye için Alman ekonomisinin toparlanması dış talepte bir katkı verebilir ama dördüncü çeyrek için, 2020'nin dördüncü çeyreği için ve 2021 yılının ilk iki çeyreği için bu katkıyı çok da olanaklı görmüyorum. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi belki 2020 yılında bir durgunluk halini devam ettirir. 2021'in ilk 6 ayında da bir daralma görebiliriz. Enflasyon tarafına baktığımızda ise kur artışının gecikme etkileri, özellikle toptan eşya fiyatlarında yurt içi üfede çok net hissedilmektedir. Bunun tabii TÜFE'ye yansıyıp yansımayacağı, iş talep koşullarının zayıflamanın veya artışın durumuna bağlı olarak değişecektir. Benzer şekilde enflasyonun yol açtığı gelir kayıpları ve istihdamdaki azalış, yani orta sınıfın gelirinin düşmesi yine enflasyon üzerinde baskılayıcı olacaktır. Çünkü bu sınıf harcama yapmadıkça üretimin toparlanması da oldukça zordur. Dolayısıyla da bunun enflasyon üzerinde yani arzda bir azalış yaratması nedeniyle enflasyon üzerinde olumsuz
katkı yapabileceğini düşünüyorum. Yine arzı sınırlandırabilecek faktörler arasında özellikle çiftçi ve KOBİ tarafının ertelenmiş kredilerini ödemekte zorluk çekmesi ve bunların bankacılık sistemi üzerinde takipteki kredilerde bir artışa yol açabilecek olması olumsuz olabilir üretim için. Yine kur etkisinin tüketici fiyatlarına yansıtılamaması da bir başka bilançoları bozucu, olumsuz etki olabilir. Yani bunlar arz tarafını bozucu etkiler. Yine dış talep koşullarındaki olumsuzluklar da yine arz tarafını bozucu etki gösterebilir. Diğer taraftan parasal sıkılaştırma, yani talepteki düşüş ve arzdaki düşüş arasında hangisinin daha baskın olacağına bağlı olarak gelecek dönemlerde, yani 2021 için enflasyonun aşağı ya da yukarı yönlü olacağına yönelik beklentiler, olacağına yönelik görünüm değişecektir. Bir başka etken de tabii ki özellikle petrol fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarının artış eğilimi, yine dünya gıda fiyatlarının artış eğilimi de enflasyon üzerinde baskı yaratabilecek unsurlardır. Bunlar gecikmeli olarak enflasyonu arttırıcı etkilerdir. Hem büyüme hem enflasyon tarafına baktığımız zaman ben her zamanki önerimi koruyorum. Yani parasal sıkılaştırmanın devam edilmesi, aynı zamanda özellikle üretici tarafa kamunun destek vermesi ve kamunun verimli alanlarda yatırım yapması, yine borçların tasfiyesinin düşünülmesi, özellikle hane halkı, çiftçi ve KOBİ'ler olmak üzere, yine hane halkına pandemi sürecinde ve işsiz kalmış olanlara gelir desteğinin yaratılması, yani parasal sıkılaştırmaya ilave bir genişleyici maliye politikasının ekonomideki sert daralmanın önüne geçebileceği, aynı zamanda orta sınıfın gelirlerini çok fazla düşürmediği için yine enflasyon üzerinde pozitif katkı yaratabileceğini düşünmekteyim. Dolayısıyla önümüzdeki dönem hem küresel koşullarda hem de yurt içi koşullardaki değişiklikler enflasyon ve büyümenin durumunu ortaya koyacaktır. Enflasyon ve büyümenin nasıl bir yönde eğilim gösterecekleri konusunda bir bilgi verecektir bize. Herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere.